havaların müsait olmasıyla birlikte ki biliyorsunuz burada 15 Nisan iklim şartları için ve inşaat için uygun olan zaman inşallah havaların iyi olmasıyla birlikte orada 8 derslikli okulumuzun inşaatına başlamış olacağız. Gerçekten oradaki çocuklarımız büyük bir sıkıntı çekiyorlardı. Bu sıkıntıyı da inşallah 2014 yılı içerisinde eğitim öğretimi açarak da ortadan kaldırmış olacağız. 5 adet spor salonu, 1 adet konferans salonundan 80 derslik, 500 öğrencilik pansiyonu, 4 adet spor salonu bitirildi. 64 derslik bir spor salonu ve bir konferans salonu inşaatta devam etmektedir. Tabii ki bunun bir mevzuat değişikliğine ihtiyacı var. Ama dediğiniz gibi şu anda biz İmam Hatip liselerinde bunu uygulamaya gayret ediyoruz. Hatta yine ağırlı iş adamlarımızdan Hayrettin Akmaca'nın çocukları tarafından temelini de attığımız İmam Hatip Lisesi bir kız İmam Hatip Lisesi olacak. Yine ağırlı iş adamlarımızdan Şinas Yunsal'ın yaptıracağı ve protokolünü imzaladığımız diğer İmam Hatip Lisesi de erkek İmam Hatip Lisesi olacak. Dolayısıyla zaten biz İmam Hatip Liselerinde kız ve erkek İmam Hatip Liselerinde ayrı binalar, bırakın sınıfları, ayrı binalar, ayrı okullar yapmayı düşünüyoruz. Ama ilk öğretim okulları ve diğer orta öğretim kurumlarında mevzuat değişikliğinden sonra bizler uygulayıcı olarak böyle bir değişim olması halinde zaten biz bunları uygulamakla yükümlüyüz.